Wow. Altın güzelmiş. Gözü yönetmen koltuğunda. Ece'nin ikisiyle ve ulan her gün ayrı bir haber çıkarıyorlar ya. Ulan biz her gün aynı pastaları, börekleri çıkaramıyoruz. Adamlar Allah'ın günü farklı haber çıkarıyorlar. Halbuki var ya, ne yapacaksın biliyor musun? Bir haber yapacaksın, pir yapacaksın. 10 sene aynı gazeteyi aynı haberle çıkaracaksın. Şekline şekil katacaksın, paraya para demeyeceksin. Güzel fikir, vallahi güzel fikir. Kaç kuruş ki ya, ben niye aklıma gelmedi ya? Ben ne yapayım, gazete masa çıkarayım. Kaç kuruşa mal oluyor ya bu, ha? Çıkarabilir mi ya? Ya sabır ya, ya sabır ya. Şefik, ne yapıyorsun yine sen burada? Ha yani sen buraya bir nöbetçi kulübesi falan diksen senin için daha rahat olacak biliyor musun? Varım bir tane. Nasılsın canım? Ha, nöbetçi kulübesi dedin. Çok güzel fikir. Yemin ediyorum çok iyi fikir ha. Şu arabayı çekeyim şuradan. Şuraya bir kulübe dikeyim. Zaten başıma güneş geçiyor. Çok iyi fikir. Adını da Şefik Özükötü Nöbetçi Evi koyarız. Güzel. Boş boş konuşma be. Ne arıyorsun sen yine burada? Gazete okuyorum Bahar. Kültür adamıyım. Stajyer aydınım. Sorumlu bir vatandaşım. Dünyada beni aydınlatan iki şey var Bahar. Biri sen, diğeri de gazete. Kelimeleri aydınlatan bir güneşsin sen. Elime gazete aldıysam sabahtan, kapına geldiysem nöbete senin yüzünden. Ki sen ve den kafiye olur, Şefik konuşur, şiir solur. Of Şefik of. Ya bari Allah'ını seversen o kadar laf dizdik ya. Manalı manalı konuştuk. Bu mu yani? Of mu yani? Ulan konuşma devamlı konuşuyorsun. Sus. Salak salak. Ya berbere gittim daha yeni. Sana hazırlandım. Ne yapıyorsun ya? Ha ne berberi be? Ha ben seni mağarada yaşıyor zannediyorum. Kızıl Maske de mağarada yaşıyor ama hatunların hepsi hasta. Biz nasıl yapacağız bu kızı ya? Of. Cesuhan, çok seviyorum lan o kızı. Hastasıyım oğlum. Oğlum kendimi orijinal psikopatlıktan alelade bir ruh hastalığına indirgemeye razıyım biliyor musun? Oğlum böyle uhrevi bir fedakarlık karşısında bana gidiyor, başka artistlerden bahsediyor ya. Cesuhan niye ağlıyorsun oğlum? Gidiyor benim yanımda başkasına fal çekiyor lan fal. Çok normal patron. Kadınlar artistlerden hoşlanır. Bence sen kişisel alma bu durumu. Ne diyorsun lan sen? O sen daha beni tanımıyorsun. Sen ne diyorsun lan? Benim adım Şefik. Soyadım Özükötü. Özükötü Şefik der ki Pandora'nın kutusunu açtırtma bana Şesuvar. Allah boru olursun. Tamam mı? Şimdi amuda kalk. Lafını da geri al. Hadi bakayım. Amuda derken patron? Amuda kalk oğlum. Başka bir şey yok. Hadi amuda kalk lafını geri al. Hadi bakayım. Ya patron, ne dedim ki ben ya? Ne dedin? Kadınlar artistlerden hoşlanır dedim. Maşallah, sen de artist gibi adamsın. Vay, aferin lan. Aferin. Oğlum kafan yere gelince beynin de yerine geldi ha. Tabii oğlum, artist gibi adamım. Benden artist kim olabilir ki lan? Yemin ediyorum, Al Pacino gibiyim lan. Patron, sen var ya, dizilerde, filmlerde oynasan... ...yemin ediyorum yenge hasta olur sana. Fal olursun, fal! Ya koçum benim. Oğlum yemin ediyorum senin kendinde var ya yarasa var lan. Aferin sana. Baş aşağı durunca kendine geliyorsun. Aferin. Gel buraya bakayım gel. Koçum benim ya. Şşş bana bak. Bir eleman vardı lan. Kas ajansı açmıştı. Arasam mı onu? Dur bakayım. Ha numarası duruyor mu acaba? Aynen duruyor duruyor. Alo. Ajan ne haber? Rating lazım mı rating? Oğlum bende fazlasıyla var. Ben Kent, Clark Kent. Ya bizim Superman'in işi çıkmış. Onun işi çıkınca beni çağırdılar biliyor musun? Türkiye'de dediler birkaç sinema filmi çeker misin dediler. Hani yakışıklı jönesi abi. Ben de geldim ne yapayım? Bana bak kaydetmedim lan telefonumu. Bekle orada kapıda bekle hemen geliyorum. Öpücük. Hadi hadi. Bana bak şu yemeği bitirelim. Ondan sonra gidelim. Herif eleman bekliyor beni. Hangi yemeği yapıyoruz lan biz? Gidelim lan. Yok, yok. Hayır, hayır, hayır. Biz bitkisel ürün satıyoruz kardeşim. Bunlar ne ya? Bunlar ne? Ben sefil yüzler arıyorum, anladın mı? Sefil adam lazım bana. Anladım, anladım hocam. Fena değil. Wow. Cool. Selam.
Uçun gidin lan hepiniz. Hadi bakayım. İşte kim geldi? Clark Kent geldi. Ne yapıyorsun burada? Kenara gel. Baş, dur. Bak, işte tam benim aradığım adam bu. Ben mi? Ne oldu? Gördün mü? Allah Allah, ben aranılan bir adam mıyım ya? Ulan meğer aranılan bir adammışım ha. Bilseydim önce gelirdi. Ve tamam olur. Mevzu nedir? Ne yapıyorsunuz burada? Action filmi var. İstersen karate yaparım. Karateye marateye gerek yok. Reklam için senin birkaç tane fotoğrafını alacağız. Onlar bize yeter. Reklam? Ben hiç reklam düşünmedim gelirken yani. Ben kariyer planlamamı ona göre yapmamıştım. Önce sinema filmleri falan düşünüyordum. Reklam, ne reklamı? Ürünün bir önemi yok. Nasıl? Senin birkaç tane fotoğrafını alacağız. Çok ünlü olacaksın. Ondan sonra paraya para demezsin. Para mühim değil. Parayı hallederiz sonradan da. Şimdilik şöhret kısmı bana lazım. Tamam, paraya. Para önemli değil yani. Ne yapıyoruz? Böyle ha? Yok. Sen poz verme. Sen kendini bana bırak. Ben senin içindeki o müthiş yeteneği dışarı çıkaracağım. Şimdi açıkçası ben yüce bir amaç için buraya geldiğim için bana istediğini yapmana izin veriyorum hadi. Yani canımı çıkarabilirsin, istediğin her şeyi yapabilirsin. Etimden, sütümden faydalanabilirsin. O yüzden bir ısınayım bir saniye. Fakat eğer bir hafta içerisinde istediğim şekilde, istediğim kadar şöhret olamazsam gelir aynı şeyleri ben de sana yaparım ve sadece zevk için yaparım. Ayık olun ayık. Şöhret geldi. Şöhret. Celebrity. Oğlum meğer ne yetenekli adammışım. Ne aranılan bir yetenekmişim haberim yok ya. Yönetmen var, yaşası var. Yönetmen bayıldı bana oğlum. Vaş dedi lan. Herif vaş dedi. Duydum oğlum, vaş dedi ya. Oo, yaktım seni var, yaktım. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Kalk. Benim canımı sıkma. Allah Allah. Bana bakın. Şimdi tanımıyor olabilirsiniz ama yakında tanıyacaksınız, hiç merak etmeyin. Üç vakte kadar şöhret. Ah Bahar, yaktım seni, yemin ediyorum yaktım. Bütün kötülükler bende. Aşk, sende aşkınla mest et beni Bahar. Bir arayayım bakayım, ne yapayım? Ne var? Bahar dalım, sultanım, canım. Acayip bir müjdem var sana. Dün bir reklam filminde oynadım biliyor musun? Sabaha kadar çalıştık. Ya yönetmen bayıldı bana. Yemin ediyorum bayıldı. Herif vaş dedi biliyor musun? Kamerayı var ya yaktım çalışmıyormuş. Şimdi bir dizi film yapacaklarmış, tamam mı? Kötü adamı da bana veriyorlar. Kızım. Milenyumun en kötü adamı olacağım. Erol Taş 1, ben 2. Onun yanına gömeceklermiş beni ölünce biliyor musun? Atma lan, yemezler. Ne alakası var yemin ediyorum ya? Yalanım varsa benim için iyi adam, hoş adam, şerefli, karakterli, mükemmel bir adam desinler ya. Inandım. Senin ne oldu? Ben senin kollarına atlayayım. Ne dedin? Ne dedin? Allah'ını seversen bir daha söyleyeceğisi vardı Dursun. Ne dedin? Dur. Hoparlörü açıyorum. Dur, şeysi vardı Dursun. Ya diyorum ki senin ne oldu? Ben de senin kollarına atlayayım. Allah! Ya sen ne diyorsun kızım? Sen yeter ki işte, yeter. Survival'a katıl. Bunu bilgiler takımında onların hepsini deviririm be. Hey! Be. Güzelim benim. Bir döneceğim ben sana. Döneceğim, merak etme. Şüss. Bekle. Ya canım benim. Of be. Şüssü var. Şüssü var. Sen verdin değil mi bana fikri? Gel koçum benim. Gel. Seni bir alnından öpeyim. Hayır. Güzelim benim. Aferin lan. Kahve mavi bir şey söyle oğlum bari şöyle. İçerim lan, bir zevk kahvesi için. Yalnız gördün mü be patron? He. Yenge de amma karaktersiz çıktı be. Ulan ünlü olacağını duyunca hemen koyverdi cilveyi. Ne biçim konuşuyorsun lan sen? He? Ne biçim konuşuyorsun oğlum? Bana bak, seni var ya safariye götürür, gergedanlara öptürür, timsahlara da atarım ha seni. Canım sıkma benim. Yürü git bir kahve söyle. Serebetiyim lan ben. Üç vakte kadar ünlüyüm. Alo, rejisörüm, canım. Ne oldu bizim reklam ya? Ha? Fırtına falan hiçbir şey kopmadı. Ha? Bana bak, boşuna mı çekildi o kareler? Canımı sıkma benim ha. Poz verdik lan o kadar. Hemen çıkmaz. Outdoor reklam olacak o. Outdoor reklam ne lan? Ha? Ne demek o? Su geçirmez bir tarafı mı var onun ya? Yani böyle işte reklam panoları, pankartlar, yolların kenarlarında dev panolar, öyle düşün. Oh, güzel. Cillop. Ha, bir şey söyleyeceğim direktör. Ha, senden spesiyel bir ricam olacak güzelim. Spesiyel bir ricam? Ya sana şimdi adresi versem, sen manitanın tam evinin karşısına diker misin o panoyu? O benim işim değil. Ama yani bir şeyler yapmaya çalışırız, söyleriz. Ara sokak falansa o iş biraz zor. Ama senin için şöyle kocaman bir pankart yaparız. Lan spesiyel bir ricam dedik ya. Ne konuşuyorsun oğlum sen? Çakal!
Benim canımı sıkma. Ben öyle ekmek arası, sokak arası falan anlamam. Ya o pano dikilecek ya da dikilecek. Anladın mı lan çakal? Emin misin Şefik? Önce reklamı bir görseydin. E göreceğim oğlum. Zaten fotojeniyim ben. Anlatabiliyor muyum? Ya bir saate kadar diksinler panoyu. Ben de gidip yengene hava atacağım. Tamam mı direktör? Hadi bakalım. Hadi koçum benim. Bir dakika öyle olmaz. Sen birazdan git.